Türk futbol tarihini değiştiren dahi futbol adamı. 1927 yılında Almanya'nın Kuzeyren-Vesfalya bölgesindeki Würselen'de dünyaya geldi. 1938 yılında futbolculuk kariyerine başlasa da dünya onu teknik adamlık yaptığı dönemde tanıdı. 1980'deki Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan Panzerler'in teknik direktörü olan Derwall, 1982 Dünya Kupası'nda da Alman milli takımının başındaydı. Finalde İtalya'ya 3-1 yenilerek ikinci olan Almanya'nın patronu için 1984'teki Avrupa Futbol Şampiyonası son turnuva oldu. Almanya ilk turda elenince istifa eden Derwall, Türkiye'nin yolunu tuttu. Teknik adam 1984'te Galatasaray'ın başına geçti. Türkiye'nin siyah-beyazlı yıllardan renkli döneme geçişi gibi Derwall'in gelişi de Türk futbolunda aynı etkiyi yarattı. Florya'nın yolunu tutan Derwall, toprak sahanın çimlendirilmesiyle birlikte tesislere bir kondisyon merkezi inşasını şart koştu. İlk yıl çok zorlu geçti. Mustafa Denizli'yi yardımcısı yapan Alman teknik adam lige hüsranla başladı. Kısa sürede Galatasaray'ın Almanya gibi oynamasını bekleyen taraftarlar sabırsızdı. Şampiyonluk yarışında daha ilk yarıda kopan Galatasaray, Türkiye Kupası'nı alarak Derwall'e yönelik eleştirilerin hafifletilmesini sağladı. Ertesi yıl gelen namalup ikincilik canları sıksa da 1987 yılı tarihe geçti. Frekans geliyor, onun vuruşunda top ağlara gidiyor. Dakika 19, Galatasaray Frekans'in attığı golle Eskişehir Spor karşısında 1-0 önde. Son maçta Eskişehir Spor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle tam 14 yıl sonra gelen şampiyonluk sarı kırmızılıları coşturdu. Şampiyon Galatasaray. Sağlık sorunları nedeniyle dümeni yardımcısı Mustafa Denizli'ye bırakan Alman teknik adam danışman sıfatıyla yeni bir görev üstlenecekti. O yıl Derwall Denizli birlikteliğiyle şampiyonluk çok rahat geldi. Tanju Çolak attığı 39 golle Metin Oktay'ın rekorunu kırarak Avrupa gol krallığını da kazandı. Vuruşla top ağlara gidiyor ve gol. Tanju. Galatasaray o sezon Avrupa'da sırasıyla Avusturya'nın Rapid Wien, unutulmaz bir rövanş maçı sonrasında İsviçre'nin Neuchâtel Xamax ve Fransa'nın Monaco takımlarını eleyecekti. Yarı finalde ise Hacili Steaua Bükreş'e elenecekti. 1988 yılının Haziran ayında Derwall, gelişinin aksine sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı. Sağlık sorunları baş gösteren Alman teknik adam 1991 yılında kalp krizi geçirdi. Fakat sağlığına kavuştu. Jupp Derwall 26 Haziran 2007'de 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. 2 Temmuz günü yapılan cenaze töreninin ardından yakılarak dünyaya veda etti. Galatasaray camiası eski hocalarını unutmadı. Cenaze törenine katılanların çoğunun Türk olması da dikkat çekiciydi. Jupp Derwall sadece Türk futboluna tesis anlamında katkı yapmadı. Zihinlerde de büyük bir devrim gerçekleştirdi. Ölümünden sonra Florya Metin Oktay tesislerindeki bir antrenman sahasına Jupp Derwall ismi verildi. Derwall, Galatasaray'ın Kopenhag'da zirveye ulaşan Avrupa yürüyüşünün başlangıç komutunu veren adam oldu. Sıfırdan başlamanın ve zirveye çıkmanın nasıl başarılacağını uygulamalı olarak herkese gösterdi.